gerekiyor. Erken menopozda da şunları vermemiz gerekiyor bizim. Şimdi burada 3 tane bitkimiz var. Bir tanesi testere dişli aslan pençesi, hayıt tohumu, bir de üçlü bitki karışımı var. Bu da sarı kanturun, testere dişli aslan pençesi ve civan perçemidir. Müthiş bir şey yani. Yani gerçekten bu sarı kanturun, civan perçemi ve testere dişli aslan pençesi, bu üçü bir araya geldiği zaman kadınlarda mucize yaratıyor ya. Yani o kadar. Yani çok etkilidir. Bir de çörek otu yağımız var ama bunu şu şekilde uygulamaları gerekiyor. Bu kürümüz bizim 2,5-3 aya yakın bir kürümüzdür bizim. İlk 15 günümüzde soğan kürü yapmaları gerekiyor. Bunu da 1,5 bardak suyun içerisinde, kaynamış olacak yalnız suyumuz burada. Soğanı 4'e bölüp, yani bir soğanımızı, kahverengi kabuğunu alıyoruz ve 4'e bölüp atıyoruz kaynamış suyumuzun içerisine. Bu da burada 4 ya da 5 dakika falan kısık ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken bunu bir yere alıyoruz, ılımaya bırakıyoruz. Yani kapağı kapalı bir şekilde. Ilıdıktan sonra bunu bir bardak şeklinde sabah aç karnına almamız gerekiyor bunu. İkinci bardağını da kahvaltıdan 2 saat sonra alabilirler. Ya da şu şekilde de yapabilirler bunu. Öğleden önce ve öğleden sonra şeklinde de yapabilirler bunu. İlk 15 veya günümüz... çalışıyorsa sabah işe giderken, bir de akşam eve geldiğinde de yapabilir ama günde 2 defa yapılması lazım. Evet. Evet. Her defasında taze yapılması gerekiyor bunun. Bu 15 günlük süreç. Bunu geçtikten sonra da 30 günlük sürecimiz giriyor bizim. Bu 30 günlük sürecin içerisinde de hayıt tohumu ve testere dişli aslan pençesi vardır burada. Hayıt tohumundan da burada bir çay bardağı suyumuzun içerisinde hazırlanacak. Buradan da bunu bir çay kaşığı, yani bir tutamdan az bir şekilde yapmaları gerekiyor. Bu da burada 3 dakika falan kısık ateşte yine kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak günde 2 defa, bunu da sabah ve öğlen yemeklerinden yarım saat önce içilmesi gerekiyor bunu. Akşamları da testere dişli aslan pençesi devreye giriyor. Bunu da yine kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine, 2 yaprak şeklinde olacak burada ya da birer tutam şeklinde de olabilir. Çok güzel bir aslan pençesi bu. Bu da burada 10 dakika kısık ateşte kaynayacak. Bir su bardağımızı kaynattıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynayacak. Bunu sıcakken süzüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilecek. Yani bu 30 günlük sürecimiz oluyor. 30 günlük süreç bittikten sonra tekrardan bir 10 günlük soğan kürümüz devreye giriyor. Burada da yine aynı şekilde 1,5 bardak suyumuzu kaynatacaklar. Soğanımızı 4'e bölecekler. Bu soğanımız burada 4 ya da 5 dakika kısık ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakılıp ılıktan sonra bir bardak şeklinde içilmesi gerekiyor. Yine bunu günde 2 defa şeklinde. En son üçlü bitki karışımımız devreye giriyor burada. Testere, divan perçemi ve sarı kantorondur bu burada. Bunu da burada yine 1,5 bardak, ya pardon, 1 bardak suyumuzun içerisine bunu atıyoruz. Kaynamış olacak yine burada bu. Bu da burada 7 dakika falan kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp günde 2 defa bunu, bunu yine 30 gün falan yapacaklar bunu burada. Kaynadıktan sonra süzüp ılık olarak günde 2 defa, yine sabah da olabilir, öğlen de olabilir, akşam da olabilir. Yemeklerinden yarım saat önce günde 2 defa bunu içmeleri gerekiyor. Bir de başlangıçtan sona kadar, yani bu soğan kürümüzden sona kadar çörek otu yağımız vardır. Bundan gün, yani 3 öğünden birinde bir yemek kaşığı şeklinde bundan alacaklar. Çörek otu yağımızdan. Kür bu hocam. Yani, çorbasına da dökebilir o bir yemek kaşığı. En az bir tatlı kaşığı, en çok bir yemek kaşığı. Yani yemeğin içine de koyabilir ama beraber pişirmeyin. Salatanın içine koyabilirsiniz. Evet.